Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç küçük hatırlatmam olacak. Öncelikle ben şu anda bu videoyu çekerken biz 1968 aboneyiz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Bu zamana kadar beni destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Eğer ilk kez karşınıza çıktıysam ve bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Son olarak şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz beni oradan takip edebilirsiniz. Şimdi bugün sizlerle Ashley Martinson hakkında konuşacağız. Ashley 6 Mart 1998 ABD doğumlu. Annesinin adı Jennifer, babasının adı bildirilmemiş. Çünkü onları çok küçükken aslında terk etmiş. Daha Ashley 6 yaşındayken annesiyle beraber hayatta tek başlarına kalmışlar. Dedik tek başına kaldığı kişi, yani annesi Jennifer da pek ruh sağlığı yerinde olan bir kadın değil. Ashley 7 yaşındayken Jennifer Jerry isimli bir adamla beraber olmaya başlıyor. Hatta bir karavanda üçü beraber yaşamaya başlıyorlar. Ama bu Ashley için gerçekten çok çok kötü bir dönem olarak geçiyor. Ashley maalesef ki bu dönemde Jerry'nin acizlerine maruz kalıyor. Ve aynı zamanda hem Jennifer hem Ashley sürekli olarak Jerry'den şiddet görüyorlar. Aslında polisler geliyor. Yani Jerry'yi alıyorlar, götürüyorlar. Hatta içeri bile giriyor Jerry. Ama Jennifer bir şekilde kefalet parasını bulup buluşturup her içeri girdiği zaman Jerry'yi tekrar dışarı çıkartıyor. Ve bu yaklaşık Ashley'nin 10 yaşına gelmesine kadar sürüyor. Yani 10 yaşına kadar sürekli annesi o adam hapse girdiği zaman onu çıkartıp tekrar hayatlarına sokuyor. Ama artık 10 yaşına geldiğinde tekrar bir hapse girdiği zaman Jerry bu sefer artık yakın arkadaşları, akrabaları olaya el atıyorlar. Ve durumu fark ettikleri için Jennifer'a para vermiyorlar, bulamasın diye de çok uğraşıyorlar. Ve Jerry'nin bu sefer çıkmasına engel oluyorlar. Şimdi Jerry'nin içeri alınma sebebine bakarsak aile içi şiddete giriyor aslında bu. Bu durumda evin küçük çocuğu, yani Ashley'nin ya sosyal hizmetler tarafına alınmasını bekleriz ya da bir terapi görmesini, bir pedagogla görüştürülmesini bekleriz. Ama yapılmıyor. Ashley annesiyle beraber hayatına yine devam ediyor. Jennifer artık Jerry'den vazgeçtikten sonra bu sefer hayatına yine kötü bir adam alma kararında bulunuyor. Yine berbat bir adamla ilişkiye giriyor. Bu adam da Thomas Ayers. Thomas'ın suç geçmişi zaten çok kabarık. Adam kaçırma, darp, aile içi şiddet. Yani ne ararsanız var aslında suç geçmişinde. Beraber olmayı hedeflediği adam bu. Jennifer ve Thomas bir siteden tanıştılar. 2011 yılında hayatları birleşiyor. Bu tanıştıkları zaman öğreniyor ki Jennifer, Thomas'ın da iki tane kızı var. Yani kendi kızıyla da anlaşabilir. Bu şekilde düşünüyor ve ondan gerçekten etkileniyor. Artık Ashley, Jennifer, Thomas ve Thomas'ın kızları hep birlikte Wisconsin'de yaşıyorlardı. Ashley'nin hayatı tam olarak şöyle geçiyordu. Evde ev işlerini yap, okula git, dışarı haftada bir kez çıkabilirsin, o da belirli saatlerde. Çalış, çalıştığın paranın tamamını Thomas'a getir, tekrar aynı şeyler şeklinde tekrar ediyordu hayatı. Hiç arkadaşı yoktu neredeyse, konuşabileceği kimsesi yoktu. Ve Ashley'nin annesi Jennifer bunların hiçbirine karşı koymuyordu, kızını korumuyordu. Hatta bazen Thomas'ın şiddetlerini ortak oluyordu. O da Thomas'la beraber Ashley'ye şiddet gösteriyordu. Aynı zamanda şöyle bir durum var ki Thomas bildiğiniz üzere suç geçmişi kabarık bir insan. Bu yüzden kendisinin bir silah edinmesine izin verilmiyordu. Bu yüzden Thomas Jennifer üzerine birçok silah aldırmıştı. Evin neredeyse her yerinde Jennifer'in üzerine kayıtlı olan silahlar vardı. Ve saçma olan, daha da saçma olan kısım daha doğrusu, bu evin belirli yerlerinde gayet açık şekilde bulunan silahlar aynı zamanda her zaman tam şekilde dolu olurdu. Kullanıma hazır şekilde bırakılıyordu. Ve o evde çocuklar bulunuyor. Ashley 16 yaşına geldiği zaman o zamanlar çıkan emo akımına birazcık ayak uydurmaya başladı. Dış görünüşünü emolara benzetiyordu. Saç kesimi ona uygundu, makyajları daha koyulaşmıştı, kıyafetleri daha koyuydu. Ve bu dönemde bazı çizimler yapmaya başlamıştı kendisi. Aynı zamanda bu çizimlerini ve bazı içeriğine uygun bulduğu fotoğrafları paylaştı. Vemchick isimli bir kullanıcı adının olduğu blog vardı. Bu blog da tamamen korku üzerine kurulmuş bir blog.
Yani bizim bu gerçek suç hikayeleri artı paranormal olaylar birleşimi gibi bir blok olarak düşünebilirsiniz bunu. 6 Mart 2015 günü eşinin doğum günüydü. Yani bir kutlama olmuş mu bunu bile bilemiyoruz ama pek de sanmıyorum açıkçası. O gün kavgayla geçmiş. Çünkü eşi artık o evden ayrılmak istiyormuş ve onları erkek arkadaşından bahsetmiş. Erkek arkadaşının yanına gitmek istediğinden bahsetmiş. Erkek arkadaşı Ryan Sisko kendisinden biraz büyük. O dönemler Ryan 22 yaşında, Ashley de 16 yaşına yeni giriyor. Ashley tam olarak bu çocuğun yanına taşınmak istiyor aslında. Onunla beraber yaşamak istiyor artık. Amacı tamamen bu evden kurtulabilmek. Ama kesinlikle Jennifer ve Thomas buna izin vermiyorlar. Onun evden gitmesini istemiyorlar. Ashley bunun üzerine çok sinirleniyor. Zaten bir kavga çıkıyor ve eşyalarını toplayıp evi terk ediyor. Ama o evden çıktığı anda Thomas da peşinden koşuyor ve bir şekilde Ashley'i tekrar eve geri getirmeyi başarıyor. Ama Ashley eve dönerken evin her yerinde silahlar var demiştik ya, bu silahlardan bir iki tanesini çaktırmadan yanına alıyor. Aslında söylediğine göre başta derdi kendi hayatından vazgeçmekmiş orada. Yani kendi artık yaşamak istemiyormuş. Ama Ashley tam bu planları kurarken Thomas'ın yukarıya çıkma sesi geliyor. Bunun üzerine Ashley kendisini öldürmekten vazgeçiyor ve Thomas'a dönüp iki el ateş ediyor. Thomas yere yığılıyor. Bunu duyan ev halkı hemen yukarı Ashley'nin odasına koşuyorlar. Geldikleri zaman Tom'u yerde yaralı şekilde görüyorlar ve özellikle Jennifer ona yardım etmek için uğraşıyor. Jennifer Ashley'e o kadar sinirleniyor ki Thomas'ı kurtaramayacağını fark ettiğinde onu bırakıp yakınlarında olan bir kesici aleti alıp kendi kızının üzerine saldırmaya çalışıyor. Bu noktada bir şekilde bu kesici alet Ashley'nin eline geçiyor. Ve Ashley bu noktada kendisini kaybediyor. Annesini tam 22 kez kesici aletle darbeliyor. Ashley'nin üvey kız kardeşleri de o sırada evdeler. Ashley evden kaçmak için şöyle yapıyor. Önce kız kardeşlerini alıyor. Onları bir odaya götürüyor ve onları bir oyun oynayacaklarını, bu oyun için odada kalmaları gerektiğini söylüyor. Onlara meyve suyu, yiyecek, atıştırmalık bir şeyler veriyor ve odalarının kapısını kilitliyor. Ardından da evden ayrılıyor. Olaydan tam bir gün sonra 911'e bir çağrı geliyor. Bu çağrı üvey kardeşlerden biri tarafından yapılıyor ve durumu polise bildiriyorlar. Bir gün beklemelerinin sebebi ise bu aramayı yapmak için Ashley'den aslında korkmuşlar. Ve belki o evdedir diye bu aramayı yapmak istememişler. Bu noktada Ashley ne yapıyor dersek Ashley Ryan'ın yanına gitmiş. Ryan'la beraber öncelikle bir arkadaşlarına gitmişler. Daha sonrasında da Ryan kamyonetini almış ve kendi memleketi olan Tennessee'ye beraber gideceklermiş. Ama yol üzerindeyken eve çoktan gitmiş ve olayları kavramış. Ashley'i şüpheli olarak bulmuş polis onları yolda kamyonetle beraber görüyor ve tutukluyorlar. Polis Ryan'ın da olayla bir ilgisi var mıdır diye onun üzerine çok düşüyor sorgulamada. Ama Ryan kesinlikle olanlardan bile habersiz görünüyor. Hatta olanları öğrendikten sonra Ashley kendisine bir şey yapmadığı için kendini şanslı hissetmiş. Yani o da korkmuş. Olaydan sonra Ashley kendi yanına gidiyor sonuçta, beraber yalnız kaldıkları zamanlar oluyor kamyonda. Ve bu durum Ryan'ı çok korkutmuş. Bu şekilde bilmediğinden polisler de emin olmuş. Zaten evde de Ryan'la ilgili hiçbir şey çıkmıyor. Ashley ise olanları tamamen anlatıyor. O evde şiddet gördüğünü, tacizler yaşadığını. Yani sürekli aslında ölüm korkusuyla o evde yaşadıklarını söylüyor. Ve polisler bunu teyit etmek için Ashley'nin üvey kız kardeşleriyle konuşuyorlar. Ve kız kardeşler de bunu gerçekten doğruluyorlar. Kendi öz babalarının kendileri dahil Ashley'e, Jennifer'a sürekli şiddet uyguladığını, bazen onları boğmaya çalıştığını, çok sinirlendiği zaman hayvanlara bile infaz uyguladığını söylüyorlar. Yani Ashley'nin aslında sebepleri doğru olarak bulunuyor. Kanıtlanmış oluyor daha doğrusu. Ashley mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemeye çıktığı zaman 17 yaşında. Çünkü 6 Mart onun doğum günüydü. Ve gecesi, yani 7 Mart'ta bu olaylar yaşanmıştı. O yüzden 17 yaşına bastığı için bir yetişkin olarak yargılanıyor. Ashley'nin buradaki suçlaması sadece Thomas ve Jennifer'ın ölümü değil aslında. Aynı zamanda iki kız kardeşini odaya kapatıp deyip gitmesi de suç olarak belirleniyor. Kız kardeşlerini oraya hapsetmesi. Ashley'nin avukatları Ashley için delilik savunması yapmaya çalışıyorlar. Ama bu çok da başarılı olmuyor.
Bu noktada yargıyla bir anlaşmaya varıyorlar. Normalde birinci derece suçlaması varken bunu ikinci dereceye düşürme anlaşması yapıyorlar. Ve eşi de bu şekilde deli savunması değil de normal açık açık her şeyi konuşacak mahkemede. Ve yargılama sürecinin sonunda Ashley 23 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Ashley hapisten sonra çok fazla röportaj veriyor. Yani hapisteyken çok fazla röportaj veriyor. Bu röportajlarında da genellikle şunu söylüyor. Benim canavar olduğumu düşünüyorlar bunu yaptığım için. Ama eğer Thomas'ı tanısalardı gerçek bir canavar nasıl olur bunu görürlerdi. Bunu söylüyor. Aynı zamanda artık özgür hissettiğini, yani her ne kadar hapiste de olsa kendi başına bir şeyler yapabildiğini, kendi başına düşünebildiğini, karar verebildiğini, belli bir raddeye kadar bile olsa hapishane yüzünden bir şeyleri kendisinin başarabildiğini söylüyor. Ve bu yüzden kendini hayatında ilk kez çok özgür hissediyormuş. Bunları bildiriyor. Şimdi bu davayla ilgili anlatacağımız bilgi kısmı tamamen bu kadardı. Benim düşüncelerimi bu sefer paylaşmayacağım çünkü kafam gerçekten çok karıştı. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Aşağıya bırakırsanız eğer hepsini okuyacağım. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda yani yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.